Şimdi geçenlerde İzmir milletvekili dedi ki CHP'nin işte eğer ki hayır çıkarsa denize dökeriz gibilerinden bir söylem söyledi. Evet. Aynı şekilde evet çıkarsa ondan sonra aynı şekilde geçen de burada TÜGVA'nın bir yürüyüşü oldu. Oradaki yürüyüşte işte kafirler yenileceksiniz, kafirler yenileceksiniz, işte toplanıp cehenneme atılacaksınız gibi bir söylem oldu. O söylemle bu söylem aynı sayılır mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da AK Parti'nin içerisindeki yani dışarıda ne MHP'nin ne de CHP'nin bir fazla muhalefeti yok. Fakat AK Parti niyeyse kendi içerisinde bir çekişme ve kavga içerisinde. Bunun da en bariz örneği Ankara Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'le Bülent Arınç arasındaki söylem ve buna benzer şeyler. Bu usta ne dersiniz? Şimdi TÜGVA'nın orada söylediği böyle bir söz varsa önce TÜGVA'yı bilmek lazım. TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı. Şimdi onun kastettiği şey Haçlı ittifakı var Türkiye'ye karşı. Evet. Haçlı ittifakından bahsediyor. Yani Türkiye'nin içerisinde başörtülü başörtüsüz hiç böyle bir ayrım yok ki. Kimseyle bir sorunu yok yani. Evet. Eğer dünya, Avrupa, Amerika ittifak ettiyse Türkiye'yi bitireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre parlamentosu önündeki afişinin alnına silah dayandıysa TÜGVA'nın bahsetmiş olduğu kafirler onlar işte. Özür dilerim Sayın Vekilim. Hani burada hayır diyenleri itici bir söylem midir bu? Onu demek istedim. Hayır, hayır. Asla. Hayır diyenin de, evet diyenin de başımızın üstünde yeri var. Anladım. Şey yok. Diğer hayır. İkinci soruya cevap verme imkanınız var mı? Hayır. Evet. Diğer yani böyle bir şey yapmak içimizden birisi dahi yaparsa bize hainlik yapar, bize zarar verir. Anladım. Hiçbir kardeşimizin 80 milyon tek yüreğiz. Yani ne diyoruz? Hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah. Evet. İkinci bir defa AK Parti'nin bir ruhu vardır. AK Parti bir ruhtur. AK Parti'nin bir duruşu vardır. AK Parti'nin bir siyasal anlayışın dışında bu ülkenin ve bir büyük coğrafyanın, mesul olduğumuz bir büyük coğrafyanın geleceğiyle ilgili bir organizasyondur. AK Parti mazisi vardır. İlkeleri vardır, prensipleri vardır. Kim bu ilkelerin ve prensiplerin haricinde bunun zıttına hareket ederse o kaybeder. Kaybeden o olur. Asla AK Parti'ye zarar veremez. Çünkü AK Parti bütün bir insanlığın ortak sesidir. Bir mazinin ortak sesidir. Bir geleceğin ortak sesidir. Kim bu ortak sesi en ufak kıl kadar nefsi için, kendi enaniyeti için zarar vermeye kalkarsa o kaybeder. Bunu belirtmiş olalım. Anladım. Bu ikinci soruya bir cevap verme imkanınız var mı? Mesela muhalefetin fazla bir şeyi yok. Yani ne MHP olsun, ne CHP olsun veya diğer partiler olsun herhangi bir baskıcı bir muhalefet yok. Fakat ne hikmettir ki AK Parti içerisinde bir çekişme var. Demin de dediğim gibi en bariz örneği Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bülent Arınç'ın işte sosyal medya ve haberlerde yayınlanan söylemleri. Kurşunlu'da da biz bunu gördük. Ayakkabısı olmayan vatandaş, çocuğuna elbise alamayan vatandaş, pantolonu uzun olan bir vatandaş, bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde AK Parti'nin bayrağı, kalbi çarparken AK Parti içerisindeki çekişmeyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi Suat Bey, ben şunu söyleyeyim. AK Parti geniş bir toplum. Bir büyük bir aile. Ufak tefek, her bir ailede bile ufak tefek sıkıntılar var. Ama bizim ortak faydamız hepimiz AK Partili. Biz de ayrılık, kırgınlık, küskünlük yoktur, olması da mümkün değildir. Ne ilimizde, ne Türkiye genelinde AK Parti çatısı altında buna sayın liderlerimiz zaten izin vermez, vermemiştir. Böyle bir söylemi de kabul etmemiz mümkün değildir. Sağ olun efendim, iyi günler. Tamam.